Abi çıkmış yavrumuz. Şöyle gom istiyor. Anlattığım kuşun erkek yumurtası. Abi yavruyken bu kadar küçükken anlamazsın ama kuşlar da genelde ilk yumurtayı yaptığı zaman o erkek teki olur. Erkek deriz. Yani erkek çıkar genelde. İkinci yumurtası dişi çıkar. Ama tabii bu değişebiliyor ama genelinde %80'ında ilk yumurta erkektir. İkinci yumurta dişidir. Şimdi bu erkek teki. Ayrı ayrı çekiyorum ben. Şimdi bunu not alacağım. Not alırken bakıcı kümesi numarasını yazacağım. Anne ismini, baba ismini, doğum tarihini ve erkek teki olduğunu belirteceğim. Ama büyüyünce, yani bu yavru 60 günlük olduğu zaman, o zaman tam emin olacağız dişi mi erkek mi olduğunu. Bu şekilde. Kendimi bildim bileli Adana kuşu besliyorum. Çocuktum, 3-4 yaşındaydım. Teyzemin nişanlısı vardı. Babam dedi ki teyzenin nişanlısına söyle sana kuş getirsin dedi. Kuş besliyordu Adana kuşu. Dedim ki teyzemin nişanlısına bana kuş getirmezsen sana teyzemi vermem dedim. Bir getirdi kutu kutu yani 50-60 tane vardı. İlkokulda babam abime değişik taklacılar falan getirirdi. Onlardan zamanında alıştık. O zaman köyde oturuyorduk. Babam annem öğretmen olduğu için köyde lojmandaydık. Sonra Kadirli'ye geldik. İlkokul 2. sınıftan beri kuşu besleriz. Yani aşığım Adana kuşuna. Ne zamana kadar bakarım onu bilmiyorum. Ama sağlığım el verdiği müddetçe buna bakmayı düşünüyorum. Adana kuşu anlatılmaz yaşanır derler. Şimdi herkesin kendine göre sevdiği, değer verdiği, iyi gördüğü kuşları var tabi. Benim de var tabi. Benim Gomis diye bir kuşum var. Sakar. Nesli bozuk Arap, çılgın. Bunların kırması. Annesi babası da bizde. Kardeşleri de bende. Gomis'in oğulları da var. Ama şu an Hacis bir dediğin zaman, Cemal Onat dediğin zaman Gomis ilk başta geliyor. Yani Gomis kendini kanıtlamış. 2 sezon uçmuş bir kuşumuz ve şu anda yavruları da uçuyor. Çok memnunuz. Kendi çok büyük kuştu. İzleyenler biliyor. Yavrular da çok büyük çıktı. Çok güzel yavrular veriyor. Nesil çok iyi. Yani çok iyi bir nesil. Nesilli kuş. Biz damızlıkta nesli takip ediyoruz. Birçok damızlığımız var. Tabii bunun içinde en sevdiklerimiz de var. Ana tarafı Bünyamin Nacar abimizden geçme. Baba tarafı benim. Hacı'nın kuşlarından kırma bir kuş vardı. Bunlardan işte dedi Hacı'nın dediği gibi Gomis, Fesli. Hacı hangisini sever derse Hacı'nın favorisi Gomis dediydi. Benim favorim de kardeş, abisi Fesli dediğimdir. Seyislik çok önemli Adana kuşunda. Seyisliğin yoksa bu kuşu yapamaz. Cücük hocası diye tabir ettiğimiz, cücükleri eğittiğimiz eğitmen. Onun çok iyi olması lazım. Derini gezdirmesi lazım, uçurması lazım. Matkabı döndürdüğün zaman sana itaat etmesi lazım. Kafadan ser çıkması lazım. Ondan sonra cücüğünden isteyeceksin. Yani o kanını gösterecek. Posta güvercini var, taklacı var, diğer dönek çeşitleri var. Bunlar bizimki kadar zor değil. Bizimkinin yani... Adana kuşu eğitimle, kanla, bir de en büyük insanların seyisliğiyle ilgili iyi olup olmaması. Bir insan bir kuşu iyi işlerse
ve bu kuşta iyi bir kan varsa muhakkak iyi olur. Tabi derecesine göre kimi çok star kuş çıkıyor, kimi ondan bir kademe aşağı çıkıyor. Yani kademe kademe. Benim ilk başta bu Adana kuşunda benim aradığım özellik uçkun olacak. Hemen bir yavruyu eş edip aşağı getirmeye uğraşıyorlar. Parlak çekip bu önce olsun diyorlar. Ben buna karşıyım. Ne kadar bir kuş, Adana kuşu, geç öncülük yaparsa o kadar verimi daha iyi oluyor. O kadar insanları daha doyurucu oluyor. Yani cahillik dönemini iyi atlatması gerek. Ayrı tutmamın sebebi erkeklerle dişileri yaz sezonu olduğu için yavru almıyoruz artık. Yavru büyütmek hem çok zor oluyor hem de kuşlar tüyüye girdiği için uçan kuşlarımız olmuyor. Dişileri de odada serbest bırakıyorum bilerek. Sebebi ise erkekler neşesini kaybetmesin, dişiler de neşesini kaybetmesin. Bu hayvanlar strese girdikleri an hasta olabilen bir hayvanlar. Çiftleşmeseler dahi dişilerini görsünler, iştahlarını kaybetmesinler. Birisi bizim bakıcı kümesimiz. Orada değişik ırklardaki yani diğer bölgelerde filo falan derler de biz bakıcı deriz. Onların altına biz kendi damızlıklarımızın yavrularını çekeriz. Yavruları biz kendi uçurttuğumuz, damızlığımızla baktırmayız. Çünkü yavru bakması kuşun ömrünü kısaltır. Kuşu zorlar. Onun için diğer kümesimiz, bakıcı kümesimizde yavru büyütürüz. Onun yuvası ayrıdır, öbürlerin yuvası ayrıdır. Yani iki yuva, iki kümesi olması bundan dolayıdır. Şöyle İspir Onat yazıyor abi. Telefon numaram yazıyor. İşte tutan arkadaş olur ya kaçırırsak arasın diye takıyoruz bunu. Aslında süs niyetine takmıyoruz. O cücük acıkmış biraz. Bu dişi teki olduğu için yani dişi diye tabir ettiğim için bunun sol ayağına takıyorum. Şu şekilde parmaklarını tutuyoruz abi. Şimdi süt olduğu için şu tırnak normalde geriye bükülmez ama daha taze olduğu için süt oluyor. Hiçbir zararı olmuyor. Hayvana yani hiçbir zarar vermiyoruz. Ama bu büyüdüğü zaman parmağını geç kaldığı zaman kırabilirsin. O yüzden takmıyoruz geç kalırsak. Yine buna bir yem takviyesi yapalım. Acıkmış. Annesi babası beslememiş. İklim şartlarından mı, hastalıklar değişik, yani organik maddeleri yememelerinden mi, yemlerden mi? Ama elvan çeşit hastalık var. Zamanında bu hastalıklar yoktu. Ama şimdi görmediğimiz hastalık çıkıyor. Dediğim gibi hacı arkadaşımız da bu işte çok başarılı, çok araştırıyor. Ben bazen takılıyorum. Bir oğlum senin işin gücün yok mu diyorum. Yani bırak diyorum elinde telefon. Yok oradan Türkiye'nin öbür ucunda federasyon başkanını arıyor, yok Almanya'dan birini alıyor, yok Fransa'dan birini arıyor. Ben bazen kızıyorum ama adam işini hakkıyla yapıyor. Hakkıyla yapıyor. Benim veteriner o. Yani Allah razı olsun Kadirli'de de çoğu insanı aydınlatıyor. Yani emeğini yani yememek lazım. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızda da başarılı bir şekilde bir sonuç alırız. Yani ne diyeyim? Allah razı olsun kendinden. Abi bura benim revir kümesim normalde. Hasta olan kuşlarımı buraya atıyorum. Bunlar hasta değil aslında da şu hasta olmayanları bırakayım. Şurada bir hasta yavrum var abi üst kısımda. Bu yine yaz hastalığı mantara yakalandı. Ben hasta olan yavrunun kuyruklarını çekerim önce. Sonra birebir tedaviyi alırım. Bu da böyle bir kepezli bir yavru çıktı. Yani nasıl oldu artık bilmiyorum. Kepezi var bu şekil. Şu an zayıf. 3 gündür tedavi ediyorum ve topladı kendini. Çok kötüydü. Yem yemiyordu, su içmiyordu. Önüne su bulunduruyorum, yem bulunduruyorum. Sabah akşam ilaç tedavisi yapıyorum. Abi şimdi bunlar aşı zamanı gelmiş yavrular. Şöyle tutuyorsun. Arkadaşlara da bilgi amaçlı olur. Şöyle kısıktırıyorsun abi. Bu
Dolapta duruyor aşım. Nobilis firmasının ND Brawler diye süt aşısı bu. Normalde tavuk aşısı ama yavrularda çok iyi çalıştığı için yavrulara vuruyorum. Ben dolabın önünde çekiyorum. Getiriyorum. Yavru başı şöyle 30 cc vuruyorum. 21 günlük olan yavrulara. Şimdi yapacağım şu şekilde abi. Şöyle yavruyu şöyle kısıktırıyoruz abi. Tek başına da yapabilirsin. Aşıyı dolaptan çektikten sonra oda sıcaklığına gelmesi lazım. Soğuk vurduğun zaman burada ödem oluşur. Aşı tutmaz. Biraz bekliyoruz 5-10 dakika. Ondan sonra şimdi vurdum. 30 cc de bu yavrumuza aşılıyoruz. Bismillah. Bu şekil, şu şekil. Ve aşılanmış oldu. Bu yavrum artık kendini salmonella hastalığından korur. Allah'ın izniyle bir şey olmadıktan sonra. Ölme olmaz, boyun dönmesi olmaz. Sezonda açılırken bu yavru büyümüş olur. Ekim ayında toplu aşıda tekrar bir aşı yapacağız. Hemen defterime yazıyorum aşılı diye. Bu yavru 42 numaradaydı aşı durumu. Bunu da hemen yazıyorum aşılı diye. Anne ismi, baba ismi, doğum tarihi, cinsiyeti, aşı durumu, rengi. İşte sağ ayağına ne takmışım? Örnek 446. Mor renk, ay yıldız logolu marka takmışım. Sol ayağına bir şey takmamışım. Boş yazmışım. Yani yazın mantar hastalığı oluyor işin özü. Solunum yolu, balgam hastalığı oluyor. Ben kuşlarıma titiz bakıyorum. Ben haftada bir kuşlarımı mutlaka dezenfekte ederim yuvalarını. Kuşlara tavsiyem haftada bir muhakkak dezenfekte yapsınlar. İmkanları varsa pürmüz var küçük tüpe taktığımız. Pürmüzle ben 15 güne bir yuvaları yakarım. Izgara kullanırım kuşlarımda. Yaz aylarında özellikle yakarım. 15 güne bir kesin yakarım. Birkaç gün koku oluyor ama hiçbir zararı olmuyor kuşa. Izgaranın üzerinden ağrı tutarım. Hem pürmüzden o tüyler ölür, kuşların dökmüş olduğu tüyler. Hem de mikropları öldürür. Mikropların tek yaşamadığı şey ateştir abi. Soğukta yaşıyor ama ateşte barınamıyor. Pürmüz sayesinde hem tüylerden kurtuluyoruz. Kuşlar kanat çırptığı zaman içeride kapalı odadalar sonuçta. Dolmuş da olsa kapalı oda. Çırptığı zaman bunu soluyorlar. Soludukları zaman hayvanların ciğerine gidiyor bu. Bu da hastalık yapıyor. Zaten normalde bir kuşta mantar hastalığı vardır. Kursakta mantar vardır. Yani içinde vardır. Yani içinde bir mikrop vardır. Onu daha çok ortaya çıkarıyor. İş adamları var, kuşçu. Büyük iş adam. Takip ediyorum özellikle postacılar. İsim de verebilirim. Emin Bayramoğlu, Metin Tokaçoğlu. Yani şimdi adamlar YouTube'da videoları var izliyorum. Kendini adamışlar bu işe. Kendini adamışlar ve ilaç çıkarıyorlar şu an. Ve çıkarttılar ve garantili ilaç satıyor adamlar. Ya ben kuşçu olarak çok mutlu oldum bu olaya. Çünkü niye? Sahtecileri öldürecek bu şekil. Şimdi ya insanlar gidiyor fabrikada çalışıyor askeri ücrete. Kuş, bir kilo buğdayın kilosu 3 milyon olmuş abi. Karışık yemin kilosu 7,5 milyon olmuş. Adam bir ilaç alacak 100 gram 200 TL. Kuşuna verecek faydasını görmeyecek. Adam 200 TL için 2 gün, 3 gün çalışıyor fabrikada. Sıcağın içinde, iplik fabrikasında, yağ fabrikasında. Sevdiğimiz insanlar var. Arkadaşımız, dostumuz her zaman yanımıza gelebilir. Yani yeter ki içinde kötülük olmasın. Kapımız her insan, herkese açıktır. Ama dediğim gibi dürüst olsunlar, kalpleri temiz olsunlar. Başka da ne diyeyim? Serkan abi, ben oraya geri geri yanaşıyorum. Yer sabit, yanaşırken çekebilirsin.